Merhaba arkadaşlar. Bugün atıl durumda bulunan plastik şişelerden, naylonlardan, naylon poşetlerden hem mazot hem benzin hem de gaz elde etmeye çalışacağız. Hemen videomuza geçelim. Bana öncelikle hiçbir yerinden hava almayacak bir basınç tüpü lazım. Ben bunun için su arıtma cihazlarında bulunan basınç tankını kullanacağım. Bu tankın üzerine büyükçe bir delik açıyorum. Bu delikten tankın içerisine plastik atıkları dolduracağım. Bu bozuk bir su arıtma cihazının basınç tankı olduğu için içerisinden su boşalmıyordu. Şimdi içerisindeki suyu açmış olduğum delikten boşaltıyorum. Artık içerisinde su kalmadığına göre işlemlerime geri dönebilirim. Güzelce boyayı temizledikten sonra üzerine maşon kaynatıyorum. Bu yaptığım kaynaklar düzgün olmalı. Çünkü buradan hiçbir şekilde hava kaçağı olmaması gerekiyor. Kullanmış olduğum maşona uygun büyüklükte bir tane kör tıpa aldım. Kör tıpanın fazlalıklarını keserek üzerine delik deliyorum. Bu deldiğim delikten gaz çıkışı olacak. Bu delmiş olduğum deliğe demir bir tane boru kaynaklıyorum. Borunun ucuna demir nipel kaynaklıyorum. İki tane plastik bidon kullanacağım. Bu bidonların kapaklarına ikişer tane delik deliyorum. Delmiş olduğum deliklerden boru bağlayarak iki tane bidonu birbirine bağlamış oluyorum. Bir tanesi bir bidonun dibine kadar boru uzanırken diğer bidonun üzerinde kalıyor. Yine boşta kalan deliklere de aynı şekilde su hortumu bağlıyorum. Bu su hortumları yine az önce olduğu gibi bir tanesi bidonun dibine kadar ulaşıyor, bir tanesi bidonun sadece yüzeyinde kalıyor. Hazırlamış olduğum basınç tankının içerisine bulduğum bütün plastikleri dolduruyorum. Bunların içerisinde plastik şişeler, naylon poşetler, kablolar, her şey var. Daha önceden hazırlamış olduğum kör tıpa ve boru sistemini bu basınç tankının ucuna bağlıyorum. Boru anahtarıyla da iyice sıkıştıracağım. Bu boruya bağlı olan nipelin ucuna da plastik boru bağlıyorum. Güçlü bir ateş yakıp hazırlamış olduğum tankı ateşin içerisine yerleştiriyorum. Ateş yandıkça sıcaklığıyla içerisindeki plastikler eriyip buharlaşıyor. Bu buhar yoğunlaşarak birinci ve ikinci bidonda sıvı hale dönüşüyor. En sonda borudan da gaz haliyle çıkıyor. Birinci bidonda oluşan sıvıya mazot, ikinci bidonda oluşan sıvıya benzin, en sonda çıkan gaza da LPG adını veriyorlar. Hintli arkadaşlarımız bunu çok yapıyorlar. Zaten ben onlardan gördüm bu videoyu ve uygulamayı denedim. Gaz çıkan yere tüp başı taktığım zaman yaktığımda çok güzel bir şekilde yandığını gördüm. Çok geçmeden birinci ve ikinci bidonda sıvı oluştuğunu da gördüm. Bu sıvıyı yere döktüğüm zaman çakmakla yaktığımda çok güzel yandığını da gördüm arkadaşlar. Tabii bu şekilde sadece sıvı yanıyor. Şimdi bunu aynı zamanda bir tane araçta deneyeceğim. Bakalım aracı da çalıştırabilecek mi? Kendi yapmış olduğum araçlardan bir tanesini de deniyorum arkadaşlar. Benzinli bir scooter motosiklet motoru. Aklınıza şüphe kalmasın diye depoya giden hortumu çıkarttım. Ve motoru boşta çalıştırarak karbüratördeki benzini bitirdim. Şimdi marşa bastığımda benzin olmadığı için çalışmıyor. Benim ürettiğim benzin şişesini benzin hortumuna bağlıyorum. Marşa birkaç kez bastığımda araba çalışıyor. Şimdi biraz dolaşmayı deneyeceğim. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Normal benzinden bir farkı yok. Uzun süreli kullanımı sıkıntı olur mu bilmiyorum. Ama benim kullandığım sürede bir sıkıntı olmadı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çok fena benzin olmuş ya bu. Durmuyor.